Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Efendim, her anı eğlence ve neşe dolu, nefis bir mücadeleye hazır mısınız? O halde ekranların en minnoş, en güzel ve en özel yarışması Çocuktan Al Haberi başlasın! Canlarım, merhaba. Merhaba. O ne ayol? Bir şey gördüm ben de. Sizler de hoş geldiniz. Az sonra tanışacağız. Bakalım neler yapacağız. Şukur 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 şukur. Hazır mısınız? Hazırız. Adım yeri gülmüş ve çel yapmışlar. Gülleşelim. Yoya, yodaki yova, açı bana yoya. Bravo. Haydi Efe, haydi. Tam zamanı şimdi. Bizim çeşitli bir yoldan daha pis. Hayvanlar. 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 Başlıyorum Evrim abla. Çok komik dinlerim abla. Domates. En kırmızı domates bende. Yerim seni ya. Bugün size bayat ekmek kebap tarifi vereceğim. Ooo. Buruk 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 buruk. Acıktın yani. Çıldırırım 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 çıldırırım. Efendim, yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Ben her tur başında size kuralları açık seçik anlatacağım. Bu arada final oyununu oynamaya hak kazanan yarışmacım 500 puanı topladığı takdirde çift kişilik tatile. Hoş geldiniz. Tanışalım. Tanışalım. Merhaba, ben Tuğba. 24 yaşındayım. Beyaz Rusya'da üniversiteye başladım. Şu anda Ukrayna'ya geçiş yaptım bu dönem. Bir yılım kaldı. Rusça, İngilizce, tercümanlık ve öğretmenlik okuyorum. İşte benim yarışmacılarım zaten. 10 parmağında 10 marifet olan. Maşallah. Çocukken de yaramaz mı çocukmuşsun? Birazcık. Fazla değil. Hmm. Çocuklarla aran nasıl? İyi, seviyorum çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi. Peki, başarılar. Evet, merhaba, ben Ferhat Ceyhan. İstanbul'da yaşıyorum. Diyarbakırlıyım. Çocukları çok seviyorum. Ne çok güzel. Güzel yemek yaparım. Pilavda iddialıyım. Bak hele. Hiç tipinde de öyle bir hava yok ha, yemek yapar gibi. Ya yapa yapa alıştık artık. Yani kadın bile zor yapar. Öğretebilirim arkadaşlar aslında. Tabii, pirinç planından bahsediyorsun. Evet. Püf noktası nedir? Yani onun böyle kapağı şey olacak. Beklerken böyle bayağı bekleyecek. Bir limon falan iyi sıkılması gerekiyor. Limon? Evet. Kapağı beklerken. Kapağı, Evrar gibi tarif etmiyor mu? Kapağı beklerken. Onu çok izledim. Çık, 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 onu çok izledim ama. Herhalde. Evet, çocuklarla aran iyi. Evet, çok seviyorum. Güzel, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. İzmir'den geliyorum. Of. Neresi? Foça'nın yerlisiyiz. Bir de Foça dedi, bak. Elif Akar, 25 yaşındayım. Avukatım. Özel hukuktan yüksek lisans yapıyorum. Artık kendimi iş kadını olarak görmek istiyorum. Öğrencilikten çok sıkıldım ama okumaya da devam ediyorum. Ailemin tek çocuğuyum. Minnoş bir kızım diyebilirim. Belli belli. Bir edalı, nazlı, böyle cilveli değil mi? Tuğba senin çocukluk arkadaşın mı? Evet. Nereden? İzmir'den ailecek tanışıyoruz. Ama şu son bir yıldır falan sürekli birlikteyiz. Seyahatlere falan hep birlikte çıkıyoruz. Ay ne güzel. Değerinizi bilin valla. Ben de aslen İzmirliyim. Aslen ama Adana'da yaşıyoruz. Sivri dilli misin sen Elif? Çok. Ya sinirlenince... Çok. Evet. Hiç sinirlenecekmiş gibi bir tip de yok sende ama... Sakin gibi gözüküyorsun. Bilemiyorum. Peki o zaman. Başarılar diliyorum. Şimdi mahşerin dokuz tatlısıyla tanışalım. Hadi tanışalım. Tanışalım. Bal Yanakarda. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım.
Üstümüz abilerimize merhaba. Ben Arşahin 4 yaşındayım. Büyüyünce atom karınca olacağım. Nasılsın atom karıncam? İyiyim Meryem abla, sen nasılsın? Vallahi çok çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Elmanla sizin için yepyeni espriler hazırladım. Çok komik. Diyorsun. Hazır mısınız gülmeye? Evet. Geçen ne dedi, sizi üşütecek esprilerim var. Buz gibi. Evet, dinliyoruz seni. Bayılıyoruz esprilerine. Hazır mısınız? Hazırız. Adım yeri Gülmüş. Reçel yapmışlar. Gül reçel. Ay, başka? Adım birin gözü olmuş. Kulağa da yok. Otobüs. Oo. Mükemmeldi. Olsun canım, sen çocukken yapmıyor muydun böyle espriler? Daha kötü. Dünya yeni keşfediyorlar, düşünsene. Onlar için muhteşemmiş bu espriler. Teşekkür ediyoruz Arda'cığım. Çok güldürdün bizi. Rica ederim Meryem abla. Yerim ben seni. Devamını bekliyorum. Biraz daha fazla istiyorum ama. Turlarda görüşürüz. Efendim sırada kutu bebek Ebrar. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Tüm güzel bilgilerimize merhaba. Bir birader de bir bilek. 4 yaşındayım. Büyünce pilot olacağım. Çift yönlere başladık. Bir ara tek yönlük. Elif ablası gibi. Elif de önceden pilot olmak. Gerçekten. Evet. Evet ama sonra hukukta ilerleyince vakit kaybı gibi geldi. Enerjimi harcamak istemedim ama. Dışarıdan gene o dersleri alıp yapabilirim. Evet ama vaktim yok hani. Doğru, sen de kızsın. Neler yaptın bu hafta tatlım? Ben anneanneme gittim Bursa'ya. Annem, ben, babam, ablam. Sonra da biraz çilek topladık. Ablamın canı çok çilek istiyor. Biz de çilek topladık bahçeden. Sonra da onları yedik. Oo, afiyet olsun. Afiyet olsun ya, ne güzel. Canım çekti. Hakikaten değil mi? Bir de kendileri topmuşlar bahçeden, organik. Ne kadar sağlıklı. Çok lezzetlidir. Hayatımda yedim en güzel ama en güzel çilek. Bak, bahçe çileği tabii güzel olmaz mı? Afiyet bize olsun. Bize de getirseydin Ebrar. Hakikaten ya. Bir dahakine artık Ebrar. Evet. Bir daha Bursa'ya ne getirsin. Turlarda görüşürüz. Evet, sırada benim yakışıklılarım Sarp ve Kuzey. Hoş geldiniz, bize kendinizi tanıtın. Tüm Sarp'lerimize merhaba. Ben Kuzey Demir'den 6 yaşındayım. Büyünce ninja olacağım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Sarp Demirel, 6 yaşındayım. Büyünce basketbolcu olacağım. Nasıl geçti haftanız yakışıklılar? Neler yaptınız? Evrim abla, biliyor musun, bizim oda bir tane yeni aile taşınmış. Evet Evrim abla, onun da çocukları varmış. Ne güzel. Adları adı bizim yaşlardanmış. Adı Kerem'di. Sonra onunla oyunlar. Saklambaç oynadık. Futbol oynadık. Basketbol oynadık. Çok keyifliydi Kevrim evet. Abla. Ay çok sevindim. Yeni arkadaşlar her zaman değerli evet, olur o evet. Çağlarda hele. Bak onlar da çocukluk arkadaşı. Peki buradan yeni arkadaşınız Kerem'e de sevgiler yollayalım. Turlarda görüşürüz. Ay benim bilmiş kızım Mina. Hoş geldin, bize kendini tanıt. Tüm misafirlerim var. Ben Mina. 3,5 yaşındayım, büyüyünce avukat olacağım. Ah, sana meslektaş. Evet. Tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Evet. Nasılsın tatlım? İyiyim Meryem abla, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim bir tanem. Ne var ne yok, anlat bakalım biraz. Meryem abla, biliyor musun, biz annemle markete gittik, orada ekmek almaya gittik. Ama ekmeğimizi aldık. Sonra da eve gittik annemin önünde ama sonra unutmuş. Sonra annem, gel kızım, Gülsün teyzemlere gidelim demiş. Sonra Gülsün teyzemlere güzel gittik. Yemeğimizi yedik. Güzelce karnımızı doyurduk. Sonra babam geldi, bize aldı. Eve gittik. Üstümüzü giyindik. Doğru okula gittik.
Siz Mina'yı ne zannediyorsunuz? Okula gidecek tabii. Avukat olacak kız. Tabii ki. Hah, iyi toparladın Elif abi. Yoksa benim devreler yanıyordu yine. Çözemedim. Akşam zaman oldu. Bir zaman Evet, akşam değil oldu. Akşam oldu. Eve gittik. Neyse tamam. Okula gitmesi gerekiyor. Doğru söylüyor. Elif çok tabii güzel toparladı. Evet efendim, sırada Antep'in medar iftarı, tekerleme üstadı, bilim insanı Efe Dadak. Hoş geldiniz, kendini tanı tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Dadak, 5 yaşındayım. Büyüce basketbolcu olacağım. Evet, ben açılış anonsunu fark ettim. Elimde her şeyimizsin. Efe sen bizim her şeyimizsin. Basketbolcu. Açılış anonsunda da fark ettim ya Adem elindekine diye. Hakikaten o ne? Neyin pankartı öyle? Eyvallah, geçen gün arkadaşlarla basketbol oynuyorum. 3 kişi, 4 kişi, 4 kişiye karşı. Karşı takımımız zor bir takım, Trabzonspor, Fener'e karşı. Sonra birinci basketi atmak için ilk Uras Alikan'a pas attı. Alikan Aras'a pas attı. Sonra Aras da bala pas attı. Tam potaya atacakken ses yüzünden top yanlış yere gitti. Sonra bir baktım, kimin sesi diye. Sonra bir de kimin sesi olsun Eyvim abla? Bilmem kimin sesi. Hiç yani şey yapamadım ben. Kondurmam zaten hiç. Sağlık falan yok. Tabii ki de sağlığı Neyim abla. Eline almış bu pankartı. Haydi Efe haydi. Tam zamanı şimdi. Diye bağırıyor. Yani Neyim abla tam atarlanacaktım. Güzel de sezaraf yapıyor. Palayı da güzel hazırlamış. Atarlayacağım diyeceğim ama atarlamadım. Sonra da bütün basketlerimi sağlık için attım. Bak bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Bu da beş. Beş tane basket attık. Çok mutlu oldum eyvallah. Yalnız karşı takımda bir tane bile gol atamadılar. Yani basket atamadılar. Tamam. Bir şey diyeceğim. Başa dönelim. Mükemmel. Sen sahada hep atar yapıyorsun ama adam sana bak pankart hazırlamış gelmiş. Görüyor musun sevgiyi? Eyvallah, sahada buradan seslenmek istiyorum. Sadık, bir daha bütün maçlarıma geliyorsun. Bütün basketlerim senin için. Bütün milleti de getiriyorsun. Bana destekliyorsun. Yanına da bu pankartı al. Daha yeter olsun. Ay, adam bir hoşluk yaptı, üstüne vazife kaldı. Buyurun. Sadık Bey, artık tribünler sizin efendim. Eyvallah. Önce şu pankartımı koyayım, ondan sonra devam edeyim. Tamam, hadi koy, turlarda görüşürüz tatlım. Ya nasıl bir şey bu ya? Efendim sırada Aliye var. Aliyacığım hoş geldin. Bize kendini tanıt tatlım. Tüm herkese merhaba. Ben Aliye'deyim. 3 yaşındayım. Büyünce ben polis olacağım. Güzel. Nasılsın Aliye? İyiyim. Sen nasılsın Eyvallah abla? Abba. Ne güzel abba. Abba. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abam. Bizim için güzel bir sürprizin var mı bakalım? Senin için şarkı söyleyeyim miyim? Bayılırız. Biz de çok severiz. Hadi söyle. Son 2, 3, 4. Yo-ya, yo-da-kin, yo-va. Yo-va. Açı bana yo-ya. O da uşa, ben teşekkürteyim. Yo-ya, yo-ya-kin, yo-va. Açı bana yo-ya. Ano şerbette taşıyacağım. Bravo. Bravo. Vallahi sevgili Tarkan'a buradan sevgiler. 3,5 yaşındaki çocuk bile şarkısını evet söylüyorsa zaten mega starlığı hak ediyor bu adam. Evet, turlarda görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Efecan Koçi, hoş geldin bize, kendini tanı tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Karçit. 5,5 yaşındayım. Büyünce veteriner olacağım. Güzel. Veteriner. Peki ben o elindeki mikrofonu merak ettim. Önce bir nasılsın onu da sorayım. İyiyim Evrim abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu Ebrar'ın o şarkı söylediği ekolu mikrofon mu acaba? Evrim abla, ben bunu dün akşam Ebrar Gil'den aldım. Ebrar Gil'den almış. Bütün gün gece şarkı söyledim. Buyurun. Bir de Evrim abla dışarıda bir ses çıktı, başka birileri de söylüyordu. Ben de dışarıda söyledim, burada da söyleyeceğim. Vallahi söyle, hıçkırıklı hıçkırık tutmuş bu arada, gördünüz mü? Fark evet ettiniz mi?
Başlıyorum Evrim abla. Domates, en kırmızı domates bende. Biber, en acı ve en acı kırmızı biber bende. Patates var. Soğan. Yerim ondan seni ya. Ondan sonra bütün meyve sebzeler bende. Hadi ininler hanım, hadi inin hanımlar. En güzel sebzeler bende. İşte bunları çalıştım Evrim abla. Çok iyi olmuş. Süperdin vallahi. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz tatlım. Rica ederim. Tamam. Mikrofonu. Yavaşça yere bırakalım. Ve turlara devam edelim. Ay. Sırada Taş Devri'nin çakıl bebeği Nisan. Hoş geldin bize, kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba, ben Nisan'dan 2,5 yaşındayım. Büyünce prenses olacağım Meryem ablam. Ay nasılsın prensesim? İyi Meryem abla, sen nasılsın? Sizi gördüm, iyi oldum vallahi, teşekkür ediyorum. Meryem abla bir şarkı söyleyebilir miyim? En sevdiğim, bayılırım lütfen. Oo, yine batacağım öğretti. Oo, damol kış, öbe kış. Oo, İstanbul'un şekeri, arabanın tekeri. Oo, bundan başka oyun yok. Artı top. Yine hep beraber. Oo, yine batacağım öğretti. Oo, damol kış, öbe kış. Oo, İstanbul'un şekeri, arabanın tekeri. Oo, artı top. Bundan başka oyun yok. Bravo! Vallahi hızına yetişemedim. Siz yetişebildiniz mi? Hayır. Çok hızlıydı. Çok hızlı değil mi? Neyse, ağzına sağlık. İnsan çok güzeldi yine şarkın. Öyle. Nisan'a ben de şarkı biz söylemek yapıyoruz, istiyorum. Ya. Evet. Hangi şarkı? Düet yapacaklar aslında. Ellerim tombik tombik alındı. Söyleyelim hadi. Ellerim tombik tombik, kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliğin görünmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler, hele dişler. Kirlenmesin kulaklar, bize pis derler, pis derler. Bize pis derler, pis derler. Bravo! Aferin sana! Mükemmeldi. Nisan kadar olmasa da o ayrı. Şimdi Nisan'ın yorumu, sesi, yani o bir bütünlüğü var şimdi. Dansı, kendince bir hareketleri. Tabii ki hiçbirimiz onun gibi olabilir miyiz? Olamayız. Olamayız. Mümkün değil. Efendim sırada Ankara'nın Buckingham kasabasının prensesi The Henna Bülbül. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Tüm misafirimize merhaba. Ben de bir 5 yaşındayım. Ben birinci sanatçı olacağım Evrim abla. Abla. Peki neler yaptın bu hafta tatlım? Evrim abla, geçen gün annemle alışverişe gittik. O da çok beğendiğim bir elbise vardı. Birazcık da ilginçti. İlginç. Hem poşettendi. Sonra annem onu hiç beğenmemişti. Ve onu bana almamıştı. Benim aklıma çılgın bir fikir geldi. Buyurun. Koştum eve. Evde onun hemencik aynısını yaptım. Sonra o bir poşet elbiseydi. Ama birazcık da çirkin oldu. Sonra ben hep onu evde giymeye karar verdim. Ve giydim. Annem de bir şey demedi. Canım annen niye bir şey desin? Sen ne güzel kendi yapmışsın, evet, kendi evet. Yaratıcılığınla. Ayrıca Henna, annenin zevkine güven. Ben çok beğeniyorum annenin tarzını. Turlarda görüşürüz. Aa, bitti. Ay ne çok su gibi akıyor zaman yahu. O zaman birinci tur başlasın. Şukur 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 şukur. Zürafaların da saçlarını boyatması gerekir mi? Eyim abla, bu nasıl soru? Zürafaların saçları bile olmaz. Evrim abla, ormanda berber olsaydı asaslar berberciyi yerdi. Berberciyi. Gel size bayat ekmek kebap tarifi vereceğim. Ooo. Acıktın
yani. Çıldırırım, 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 çıldırırım. Birinci turda 9 çocuğumuza da soru soruyoruz. Önce çoğunluk ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Doğru tahmin ise kafadan 10 puan kazandıracak. Sonra yavaş yavaş çoğunluktaki çocuklarımı seçmeye çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Kötü bir haberim var. Bu turda en düşük puan alan yarışmacım size veda edecek. Evet, sorumuz şu. Büyükler mi daha çok plan program yapar yoksa çocuklar mı diye sorduk. Tuğba, çoğunluk ne demiştir? Büyükler mi çocuklar mı? Büyükler demiştir. Ferhat? Bence de büyükler demişlerdir. Elif? Bence de büyükler demişlerdir. Tebrik ediyorum. Hepinize 10'ar puan. Bu kadar kolay. En azından eksik gidik olmadan eşit bir şekilde başlıyorsunuz. Evet, Tuğba bana yakın olduğu için onunla başlayacağım. Hangi çocuğun büyükler daha çok plan program yapar demiştir? Nisan. Sence prensesler planlarını nasıl gerçekleştirirler tatlım? Bence prensesler annelerinden izin alıp dışarı çıkıp planlarını da gerçekleştirebilirler. Çünkü anneleri izin verir. Evet, her şeyden annemize soracağız. Prenses de olsa anneye ihmal etmeyeceksin. Peki, koca bir günün plan programını yapmak zor mudur? Bence zordur Rehim abla, çünkü hep işlerimiz olur. Bir kağıda bir sürü yapacağımız şeyleri yazmalıyız. Zaten bunları yazmak koskoca bir gün sürer. Peki masallarda tatile gitmeden önce her şeyin programı hazırlanır mı? Rehim abla, bence hazırlanır, çünkü ben minik, çok tatlı, küçük bir prensesim. Onun için bir kağıda gideceklerimi, taşlarımı, kıyafetlerimi alırım. Ondan sonra bir kağıda gideceğim yerleri yazarım. Herhalde hem prenses hem planlı yani program görüyorsun. Peki sence büyükler plan yaparak mı spora giderler? Bence plan yaparak giderler, çünkü onlar sonuçta çalışıyorlar. Güzel. Çok mantıklı. Soruma geçiyorum. Hı hı. Büyükler mi daha çok plan program yapar yoksa çocuklar mı? Büyükler daha çok plan program yapar. Yanıltmadım emin. Tebrikler. 20 puan Nisan'dan kazandın. Ferhat. Efendim. Bence Ebrar demiş. Büyükler. Ebrar. Bence Ebrar demiştir. Ebrar, sence anneler mi arkadaşlarıyla daha çok plan yapar, babalar mı? Erim abla, bence anneler. Babaların çalışmaktan, plan yapmaktan vakiti yok. Hanım, yani çalışmaktan plan program yapmaya vakitleri yok demek istedi herhalde. Evet. Peki planların suya düşmesi ne demektir biliyor musun? Bazen plan yaparsın, birisi gelir suya düşürürsün. Anladım. Aferin. Peki suya düşünce de ıslanır o plan zaten. Peki sence çocukların tek planı ders çalışmak mıdır? Hayır Erim abla, hem çalışmak, hem gezmek, hem oynamak. Peki, soruma geçiyorum o zaman. Geçelim. Büyükler mi daha çok plan program yaparlar yoksa çocuklar mı? Bence büyükler Erim abla. Tebrik ediyorum. Ay, güzel başladın maşallah. 20 puan Ebrar'dan kazandın. Evet Elif. Ben de Efe Koç'u diyorum. Sence plan yapmak zor bir şey mi tatlım? Çok zor Evrim abla. Çok. Mesela şu anda ben plan yapacağım. Uyusam mı uyumasam? Uyusam mı uyumasam? Uyumayayım. Anladım. Peki markete giderken alacağın şeyleri planlar mısın? Hayır Evrim abla. Meyveler, sebzeler, pudingler, pilavlar, pirinçler, tavuklar, hepsini alıyorsun, çıkıyorsun. Sence hayvanlar da plan yapıyorlar mıdır Efe? Yapıyorlar tabii Evrim abla. Avlanıyorlar ya, avlanmak için plan yapıyorlar. Çok akıllıca. Zehir. Çok belgesel izliyor. Peki çocuklar parka gitmeden önce orada yapacakları hakkında plan yaparlar mı? Tabii yaparlar Evrim abla. Şuradan kaydıraktan kayayım, salıncaktan sallanayım, futbol oynayayım. O an,
olmazsın, olmazsın, olmazsın. O da onun yüzünü attım. Say say bitmez Evrim abla. Düşün 500'e yani. Kadar sayarsın. O derece. Peki. Gelelim mi sorumuza? Gelelim. Peki. Büyükler mi daha çok plan program yapar yoksa çocuklar mı? Büyükler daha çok plan program yaparlar. Bravo. 20 puan Efe Koççuk'tan kazandı Elif Can. İki çocuğum kaldı. Tuğba. Efe diyorum. Dadak. Efe Dadak. Sence planlı olmak güzel bir şey mi Efe? Çok güzel Cem abla. Mesela sabah kalkınca elini yüzünü yıkamak, kahvaltını güzelce yapmak, akşam uyumak, akşam yemeğini yemek. Aferin. Peki tatil planlarını hep anneler mi yaparlar? Bence hep anneler yapmaz ki. Çocuklar da yapabilir, babalar da yapabilir. Bazen benim babam yapıyor, bazen annem yapıyor, bazen de ben yapıyorum. Bir şey daha söyleyeyim Cem abla. Mesela Bodrum tatilini ben yapmıştım. Vay. Bir Kuşadası'nı annem yapmıştı, iki Kuşadası'nı babam yapmıştı. Oo, şahaneymiş vallahi, ne güzel. İyi geziyorlar. Tabii. Peki okula gitmeden önce o gün neler yapacağını planlar mısın tatlım? Hiç planlayamam çünkü ne yapacağımı bilmiyorum Erim abla. Sadece şunları biliyorum. Ders yapacağım, yüzmeye gireceğim. Bir de drama yapıp jimnastik yapacağım. Dolu dolu vakitleri var işte. Soruma geçiyorum. Büyükler mi daha çok plan program yaparlar yoksa çocuklar mı? Çocuklar daha çok plan program yapar. Neyse ben seni tatile götürürüm. Merak etme, benimle gelirsin. Dayanışmaya bak. Emin oldu yani. Üzgünüm senin için. Sana selfie atarız. Göreceğiz. Ay ben şok. Ne oluyor orada? Harcadın kız ayol durda. İki çocuğum var. Evet. Puan alamadık Efe Dudak'tan. Ferhat. Bence Arda. Sence en planlı hayvanlar atom karıncalar mıdır? Hayır tabii ki de Erim abla. Mesela köpekler düşünüyorlar. Bir sahibinin olmasını istiyorlar. Kulübede yaşamak istiyorlar. Ondan sonra atom karıncalar kendi evini alt katta yapıyorlar. Yani toprağın altında. Mesela örümcekler de düşünüyorlar. Ha diyorlar. Ağ örerek kendi evlerini oluşturuyorlar. Herkes planlı. Biz insanlar bile o yüzden mesela ev yaptılar inşaatlar bizim için. Her canlının bir planı var diyor. Nasıl akıllı değil mi? Çok zeki. Peki annelerin yaptığı gezi programlarına bütün aile uyar mı sence? Uyar bence Erim abla. Çünkü eğer böyle yaparsa bir gözlük alacaksa hemen çocuk uyar. Gözlük birincisi. İkincisi uyumamız gerekir. Üçüncüsü bence onuncusu annemizin bize en iyi planlarından oldu. Peki sence okuldaki programları anne babalar mı yaparlar yoksa öğretmenler mi? Anne babalar yapsaydı bütün gün ödev yapmak zorunda kalırdık. Neyse ki müdürler yapıyor. 5 gün okul, 2 gün tatil. Anladım. Peki. Sence plan yapmak mı daha güzeldir? Planları uygulamak mı? Bence planları uygulamak güzel bir şey ama abla. Çünkü mesela pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. Gittince çok eğlenceli oluyor. Zeka küpüm benim. Soruma geçiyorum. Geçelim. Büyükler mi daha çok plan program yaparlar yoksa çocuklar mı? Büyükler daha çok plan program yapar. Bravo. 20 puan Arzuhan kazandı. Puanları. Elif. Elif yanına gelir mi canım? Kaldı. Gel canım. Bana yardım et taktik. Kimi seçmeyi düşünüyorsun? Yani. Bence Farklı kızı çok tatlılar. Ama Henna'nın da... Bence Ali'yi seç. Sana güvenmiyorum. Henna desek mi? Diyelim bence. Biz Henna diyoruz. Peki Henna. Sizin evde hafta sonu planlarını kim yapıyor tatlım? Annem tabii ki de en güzel yağı yapıyor. İnternetten bakıyor ve hop hayal ettiğimiz eve getiriyor.
Of ne güzel. Peki herkes annenin bu yaptığı planına uyuyor mu? Bazen abim gelmek istemiyor ama idare ediyor. Anladım. Peki sence not defterlerini anneler mi daha çok kullanır yoksa babalar mı? Ama anne ve baba diyorsan tabii ki de babaya. Çünkü baba birinci ayakkabı tamam, ikinci ayakkabı tamam, üçüncü ayakkabı tamam, dördüncü ayakkabı tamam diyor. Çünkü benim babam ayakkabıcı. Anladım. Buradan babana sevgiler. Peki planlarımız gerçekleşmeyince çok üzülür müyüz? Üzülürüz tabii. Mesela bir diyeyim ben Oyuncakçı'ya gidiyorum. Hayır kızım izin vermiyorum derse annemiz demeyiz. Çünkü payımız yok. Yani. Neyse canım Oyuncakçı bir yere kaçmıyor ya. Yani. Durduğu yerde yani, duruyor. Yani. Peki soruma geçiyorum o zaman Elif. Çok heyecanlandım. Evet. Büyükler mi daha çok plan program yaparlar yoksa çocuklar mı? Büyükler daha çok plan program yapar. Bravo. 20 puan. Tuğba'cığım. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Seni tanıdık. Güzel bir enerji var ama en azından tatile götürecek. Evet. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Eğitim hayatında yurt dışında. Teşekkür ederim. Kupada bizden sana hatıra. Çok teşekkürler. Rica ederiz. İkinci turu başlasın. Şukur 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 şukur. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben eve koçum. Ben bu şeker yaşadayım. Bugün size bayat ekmek kebap tarifi vereceğim. Ooo. Acıktın yani. Çıldırırım, 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 çıldırırım. Efendim ikinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. Puanlar yükseldi. Bu arada güzel bir haberim var. Bu turda en yüksek puanı alan yarışmacım final oyununu oynamaya hak kazanacak. Tatil ödülü. Ferhat'cığım sen hiç sevinme. Bu tatil bizim. Bence yarışmaya gerek yok. Sen direkt dur yani. Kazanırsan gerçekten Tuba'yla mı gideceksin? Evet. Ama kazanırsa? Sen? Ben kardeşimle gideceğim. Aferin, güzel. Evet, sorumuz şu. Hayvanlar da kuaföre gider mi? İkinizin de puanı eşit ama Ferhat bana yakın olduğu için onunla başlayacağım. Bu ton senin Ferhat. Oo, atarlım geldi Efe Dadak Anteplim. Ne demiştir? Hayvanlar da kuaföre gider mi adlı güzide sorumsa? Bence... Gitmiyor demiştir. Gitmez mi demiştir? Evet. Efe, fillerin de saçları var mıdır? Elim abla, sence var mı? Allah Allah. Önemli olan benim cevabım değil ki, senin cevabın. Ben sana soruyorum. Bence yok Elim abla. Onun kocaman kulakları var. Atların kuyrukları nasıl bu kadar güzel olabiliyor sence? Mesela atlar çok güzel oldukları için kuyrukları da çok güzel. Mesela ben bir kere beyaz midilli görmüştüm. Beyaz midilli. Hmm. Onu ama televizyonda görmüştüm. Midilli çok küçüktü. Tam benim ayağıma gelecek boydaydı. Mesela şu kadar boyda. Ama normal atlar tam bu kadardı. Peki konuyu değiştireyim. Yani. Tilkiler ve timsahlar da banyo yapıyorlar mıdır? Timsahlar zaten banyo yapıyor Erim abla. O zaten suda yaşıyor. Yani. Suda yaşayan hayvanlar da var. Dışarıda yaşayan hayvanlar da var. O yüzden banyo yapmalarına gerek yok ki. Mesela timsah hiç banyo yapmasına gerek yok. Zaten o da suda yüzüyor. Peki tilkiler, onlar karada yaşadıkları için suya girip banyo yapmaları lazım. Evet, temiz olmaları lazım. Doğru söylüyorsun. Peki, sence hani böyle kedilerin bıyıkları var ya, tıraş olmaları gerekir mi bu yüzden? Hadi oldu diyelim Eyüm abla, kim tıraş edecek? Tırmalar yani. Mesela sert bir şeyi sevmez kediler. Onlar yumuşak şeyleri severler. Eyüm abla, ayrıca sana bir bilgi vereyim mi?
Ver tabii. Versin. Em abla, kedilerin bıyıkları yönlerini bulmak için olur. Ama eğer onların bıyıklarını kesersen eğer hiçbir yere gidemez. Yani yönünü bulamaz. O zaman kedilerin bıyıklarına dokunmuyoruz. Soruma geçiyorum. Geçelim. Hayvanlar da kuaföre gider mi? Hayvanlar da kuaföre gider. Niu niu niu. Efe'cim. Son bir iyi güler. Efe'den puan alamadık. Üzgünüm. O zaman seçiyorum. Butona basıyorum. Hadi bas. Hadi bakalım. Ah, Henna geldi. Henna'cığım beni şaşırtmaz. Götürmüştür bence. Henna, Chester süslü bir köpek mi? Evet, çok süslü. Papyon takıyor. Mesela onun bir pijaması var. Pijaması geliyor. Kravatı var mı? Hayır var. Çok süslü geziyor. Mesela hayvanı yeri bir ev sayı. Şukur 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 şukur. Şukur 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 Chester. Evet. Peki hayvanların da insanlar gibi tırnakları uzar mı? Tırnak geyi var ama uzuyor ama ben bilmem. Kim kesiyor? Benim kimi var ya annem kesiyor. Şimdi ben kesemiyorum, bazen eğimi keseyim diye korkuyorum. Ama onların kim kesiyor bilmiyorum. Sahibi kim bilmiyor. Yani sahipleri keser demek istiyor. Peki Henna, en bakımlı hayvan hangisidir sence? Evim abi, tabii ki de kedi. Çünkü onlar hep patisini yoyuyor ve kendini böyle temizliyor. Bizim Chester bir yoldan daha pis. Yok canım, şimdi Chester'a da pis demeyelim değil mi? Peki babalar saçlarını her zaman berberde mi kestirirler? Yok. Onların berbere gitmesi gerekiyor ki, zaten saçıyı yok. Evde de kesebiliyor saçı yolda. Soruma geçiyorum. Hayvanlar da kuaföre gider mi? Bazı hayvanların zaten saç yok, tüyleri var. Yani kuaföre gitmesi gerekiyor. Hem onu kim götürecek? Yoyu nereden biliyor hayvan? Niim niim niim. Ben sana demiştim. Evet. Canın sağ olsun. Puan alamadık Henna'dan. Evet, Ferhat, bu ton senin. Nisan. Hayvanlar kuaföre gider demiştir. Bence yanılacaksın. Ben eminim. Nisan, annelerimiz her gün kuaföre giderler mi sence? Eyvallah, bence anneler ihtiyaçları olunca giderler. Hatta annem, ben minik bir hasta olduğum için bazen beni yanında götürüyor. Anladım. Peki sence köpekler mi daha süslüdür yoksa kediler mi? Bence kedilerim ama. Çünkü kediler çok tatlılar ve süsleniyorlar. Biz kedilerimize süsleyiz. Evet, kediler içgüdüsel olarak doğuştan bakımlılar, güzeller, oy o suratlar. Peki zürafaların da saçlarını boyatması gerekir mi? Eyim abla, bu nasıl soru? Zürafaların saçları bile olmaz. Bence zürafaların saçlarını boyatmaz, onun saçları da yok. Anladım. Kel mi zürafalar acaba? Peki, soruma geçiyorum. Tamam, geçelim. Hayvanlar da kuaföre gider mi? Hayvanlar. 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 Evet, hayvanlar. Eyim abla, bu nasıl soru? Yani bazı büyük hayvanlar da var. Büyük hayvanlar nasıl salonya sığacaklar? Salonya kütle kırılsın mı, oraya insanlar da geliyor. Olmaz öyle şey. Doğru diyor. Peki bu durumda cevabın ne? Hayvanlar kuaföre gitmez. Niu niu niu. Canım, senin için çok üzgünüm. Ben belli ki üzüntüm. Allah Allah. İkiniz de birbirinizin cevaplarını veriyorsunuz. Evet. Kendin... ya. Hadi bakalım. Bu paslaşıyoruz aslında. Evet. Ay, kutu bebek Ebrar geldi. Bence Ebrar gider demiştir. Gitmez. Gider demiştir. Gitmez. Ya. Gitmez demiştir. Ben gider demiştir'e inanıyorum. Peki sence kuaförde neler yapılır? Bence kuaförde saçlarımızı yaparız. Kirpiklerimizi yaparız. Ve kaşlarımızı yaparız.
Cilt bakımı ne demektir biliyor musun tatlım? Cilt bakımı? Yüzümüze maske yapıyoruz. 5 dakika kuruyor. Sonra da suyu atıyoruz yüzümüze. Yüzümüz yumuşacık oluyor. Her şeyi de biliyorlar maşallah benimkiler. Peki hayvanlar cilt bakımı yaptırır mı? Çok komik senelim valla. Hayvanlar küçük maske takacak. Sonra da su sıçratacak. Sonra da hop onların da yüzü yumuş yumuş olacak. Olmaz öyle şey. Zaten tüyler var. Zaten onların her tarafında tüyleri vardır. Zaten yumuşacıktır. Evet ya, çok tatlılar. Peki köpekler böyle tüyleri çok uzadığında ne yaparlar tatlım? Çok uzayınca kendi tüyleri dökülüyormuş Evrim abla, baba öyle söyledi. Anladım, peki soruma geçiyorum. Hayvanlar da kuaföre gider mi Ebrar? Hadi Ebrar. Hayvanlar da kuaföre gider. Bravo, 30 puan ay sonunda. Şu zinciri kırdık. Evet, 30 puan aldın Ebrar'dan. Evet, Ferhat, çok mutluyum. Buton senin. Oo, Efe Koçyiğit geldi. Efe'yi bir düşün bakalım. Efe neler yapar yani? Bence hayvanlar kuaföre gitmez demiştir. Gitmez. Efe bu ya, kesin gider demiştir. Bence kesinlikle gitmez demiştir. Ay ağzım açık, sizi izliyorum vallahi, ne ilginçsiniz. Hadi sakin bakalım. Gülerek böyle gitmez demiştir. Gider demiştir. Ne diyorsun, nihai kararımız nedir? Gitmez demiştir. Gitmez, soralım o zaman. Efe, sence ormanda berber var mıdır? Evrim abla, ormanda berber olsaydı aslanlar berberciyi yerdi. Berberciyi. Ormanda ev olur, ev. Ev olurmuş. Tamam, pardon. Peki aslan demişken, bu aslan yelisi nasıl bir şey? Bize anlatır mısın tatlım? Aslanların yelisi çok güzel Evrim abla. Yıkayıp tararlar. O yüzden saç var onlarda. Ben baba aslana benziyor muyum? Ya, bu benim yeğenim. Ben de aslan. Tüm misafirlerimizle beraber. Ben eve koçayım. Ben bu şeker yatayım. Ay ne güzel, kedi kendine eğleniyor. Evet. Yerim ya. Peki Efecan, babalar mı saçlarını daha çok kestirirler, anneler mi? Babalar daha çok kestirir, annelerin saçları uzun. Annelerin keserseler Evrim abla. Ama böyle kesiyorlar ya. Ama böyle saç olur, yuvarlak olur. Babaların zaten yuvarlak. Anladım. Konuyu değiştireyim ben. Evet. Geyikler boynuzlarını kuaförde mi yaptırmışlardır? Hayır Evrim abla. Bir tane adam böyle şey yapmış. Sihirbazla odun yapmış. Böyle takmışlar. Öyle geyik olmuş. Eş yapışmış böyle. Çıkmıyormuş. O yüzden geyik olmuş. Hem de erkek geyik. Anladım. Soruma geçiyorum. Geçelim. Hayvanlar da kuaföre gider mi Efe? Hayvanlar da kuaföre asla gitmez. 30 puan bize kaçırdı. Şimdi eşitsiniz Elif, bak. Bilirsen finale senle gideceğim. Hı-hı. Bilemezsen eşitlik bozma oyunu oynayacağım. Orada kim alırsa onunla gideceğim. Sen hiç heveslenme. Oo, bal yana karda. Gitmez demiştir. Kutuplarda kuaför var mıdır Arda? Kuaför olsaydı soğuk neleri soğukluktan donardı. Yani yoktur. Bravo. Evet. Peki babalar sadece işe giderken mi tıraş olurlar? Hayır Erim abla. Babam hep beni öpmem için tıraş oluyor. Ve işe giderken de. Canım ya, çok tatlısın Arda sen. Peki yavru çıtaların tırnaklarını anneleri mi kesiyordur? Evet, tabii ki de sürte sürte kısaltıyorlar, geliyorlar. Şu anda bir kaşımış oluyorlar çünkü ellerim var.
Ve çitaların fark ettiğimiz gibi dünyanın en hızlı hayvanlarıdır. Peki Arda, goriller sabah uyanınca saçlarını tarıyor mudur? Gorillerin tarağı yok ki Erim abla. Bir aynası da yok. Ormanı nasıl aynı bulsunlar? Onlar hem de ev hayvanları da değiller. Onlar hırsız da olamazlar. O yüzden evdeki aynaları ya da tarakları çalamazlar. Geçiyorum soruya. Geçelim. Hayvanlar da kuaföre gider mi Arda? Hayvanlar da kuaföre gider. Oldu mu şimdi? Puan alamadık. Şimdi demin söyledim, eşitliği bozma oyunu oynayacağız. Şimdi kırmızı masaya alıyoruz Elif seni, Ferhat'ın yanına. Tamam. Aynı, yani hak geçmesin diye aynı anda butona birlikte basacaksın. Tamam. Evet. Ferhat ve Elif, buton sizin. Ooo, ikizler geldi. Eyvah. Hem eşitlik bozma oyunu hem de en zor süreç. Evet. Evet. Hayvanlar da kuaföre gider mi diye sorduk. Ay ne kibar. Bak önce Elif versin diyor. Ne demiştir ikizler? Gider mi gitmez mi? Gider demişlerdir. Elif gider diyor. Sen de mecburen. Gitmez demişlerdir. Yani. Canlarım, hayvanların da saçları var mıdır? Bence vardır Evrim abla. Aslanın var, koyunun var. İki hayvan var. Tek aslanın var Evrim abla. Başka kimsenin saçı yok. Yoksa keçinin de var. Keçinin saçı yok, boynu var ama sakalı var. Evet doğru, ama buraya da ne var sahipçim? Tüy var. Yok, ama o saç demek anlamı. Anladım. Peki ikizler beraber mi berbere giderler? Evet Sevim abla, ikizler berbere beraber gider. Evet. Biz bile saç kestirmeye beraber gidiyoruz. Peki köpekler de tıraş olabilirler mi? Hayır. Olamazlar Sevim abla. Tıraşı alamaz bir. İkincisi tıraşı tutamaz. Böyle tıraşı İki böyle yapamaz. İki patineli olduğu için. Mesela nasıl yapacağını bilemez, kendine zarar verebilir. Ay Allah korusun. Anladım. O zaman son soruma geçiyorum. Heyecanlı mısınız gençler? Çok heyecanlıyım. Ay ben de. Hayvanlar da kuaföre gider mi? Bence gider sap. Bence gitmez Kuzey. Hayır, giderler. Gitmezler bence. Sap bir karar vereyim artık. O zaman kulağıma söyle. Hadi hadi lütfen. Tamam anlaştık. Gider. Bravo. Süper. 30 puan Elif kazandı. Dur, en güzel anla geldik. Ebrar'dan al tarifi köşemizdeyiz. Ebrar Usta, bugün bize ne anlatacaksın acaba? Menüde ne var? Erim abla, kağıt kalemler hazır mı? Bugün size bayat ekmek kebap tarifi vereceğim. Oo, heyecanla bekliyoruz. Önce malzemeler 250 gram kıyma, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı salça, tuz, karabiber, kekik, kimyon, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı salça. Üzeri için bir kase yoğurt. Önce bayat ekmekleri doğrayıp fırına alıp kızartıyoruz. Allah. Bütün malzemeleri birbirine karıştırıp köfte harç yapıyoruz. Acıktım yani. Tepsiyi yağlayalım ve köfteyi alıp pişirelim. Sos için salçayı ve tereyağı kavuralım. Biraz su ekleyelim. Karnımaya başlayınca ocakta kaldıralım. Kızarttığımız ekmekleri servis tabağına alalım ve üstüne soz ekleyelim. Sor yoğurdumuzu gezdirelim. Üstüne köftemizi koyalım ve herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bizden sana hatıra, iyi ki geldin. Seni tanıdık.
Başarılar diliyorum sana. O zaman Elif ve ben el ele haydi finale. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elif söyledin. Hakikaten önce arkadaşını gönderdin sonra Ferhat'ı. Dediğini evet. de yaptın. Çok iddialıyım söylemiştim. Ama çok da tatlısın. Ha, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi finalde 5 çocuk seçmeni isteyeceğim. Çocuklarıma değişik değişik sorular sordum. Ne cevap verecekler? Bunları tahmin etmeye çalışacaksın. Hı-hı. Artık puanları ben değil onlar verecek. Evet. Şimdi tatil ödülünü kazanman için de 500 puana ihtiyacın var. Şu an 110 puandasın. Ben yardımcı olacağım. Haydi seç beğen al. Alya'yı seçiyorum. Alya. Efe Koçyiğit seçiyorum. Efe Koçyiğit. Nisan'dan puan isteyebileceğimi düşünüyorum. Verecektir. Mina da verecektir. Nisan. Bir de Arda'yı istiyorum. Mina ve Arda. Şimdi efendim Alya'ya hayalperest ne demektir diye sorduk. Hmm. Bilmiş midir bilememiş midir? Bilememiştir. Soralım. Alya sence herkes hayal kurar mı tatlım? Herkes hayal kurar ama babam. Aba çok güzel demiyor muyum? Peki sen hayal kuruyor musun? Kuruyorum, güzel kuruyorum. Yatağımı topluyorum. Yatıyorum, üstümü örtüyorum. Hepsini yapıyorum ama babam. Abam beni yanlış anladı ama neyse ben soruma geçeyim. Hayalperest ne demektir biliyor musun Alya'cığım? Ben bunu bilmiyorum Emma abla. Güzel orada kal puan alacağız. Efe Koçyiğit'e kestirmeden gitmek ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir bilememiş midir? Bence Efe bilmiştir ya. Bilememiş midir? Efe'cim tamam bilemeyeceğini düşünmüyorum ama programda bilemediğini varsayıyorum. Aklın karışmıştır. Say say bitmez öyle yani. Aynen. Evet. Efe, arabayla uzun yola gidilir mi tatlım? Gidilir tabii Evrim abla. Güzel. Gündüz de canımız uyumak isteyebilir mi? İster tabii Evrim abla. Ben her zaman uyuyorum. Arda'yla bir ortak noktaları daha çıktı. Benim çocukların ortak noktaları bak. Peki kestirmeden gitmek ne demektir biliyor musun tatlım? Ha saçımızı kestirmiyoruz gidiyoruz. Öyle. Öyle demek istiyorum abla. Anladım. Orada kal puan alacağız tatlım. Nisan'a içi içine sığmamak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir? Bilememiş midir? Bilememiştir. Nisan mutlu haber alınca ne yaparsın tatlım? Ben mutlu haber aldığım zaman çıldırırım, 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 çıldırırım. Yerlerde sürünürüm. Ay ben, çok tatlı ya. Yani. O kadar çok seviniyor yani düşün. Peki bütün oyuncaklarını tek bir kutuya sığdırabilir misin tatlım? Tek. Tek. Tek bir kutu. Tek. Tek bir kutu. Tek. 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 Tek bir kutu. Evet tek. Sadece tek. Hı hı. Elim abla, bu nasıl soru? Benim minik oyuncaklarım da var, minik oyuncaklarım da var. Hepsini bir kutuya nasıl sığdırabilirim? Bana koskocaman bir kutu lazım. Anladım, tamam. O zaman söyle bakalım, içi içine sığmamak ne demektir tatlım? Elim abla, şu yaşıma geldim, hayatta bir şey... Hayatta bunun gibi bir soru duymadım ya. Bence böyle bir şey yok. Yok bence. Şu yaşına geldim dedi 3,5. Yani 3,5 yıldır şu hayattasın. Ay öldürecek beni ya çok tatlı. Orada kal puan alacağız. Mina'ya eleştiri ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Gibi değil mi sanki? Bilememiştir. Soralım o zaman. Her izlediğimiz filmi beğenir miyiz tatlım? Beğeniriz severim abla. Kerem bir film açmıştım ama onu beğenmemiştim. Anladım. Peki her konuda yorum yapabilir miyiz? Yapamayız haberim abla ama bazen ben cır 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 konuşuyorum. Çok yorum yapıyorum. Ne kadar dürüst çocuğum, öz eleştirisini de verdi. Evet, evet, kendine güveni tam. O zaman söyle bakalım eleştiri ne demektir? Ben bunu bilmiyorum Elma abla. Ay bensin bilmeyen halleriniz iyiyim. Orada kal puan alacağız. Arda'ya peşinat
ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Ya bence bilememiştir. Aldıklarımızın parasını hemen ödemeli miyiz tatlım? Hemen ödemeliyiz Erim abla. Yoksa market kapanır. Güzel bir bakış açısıymış. Taksit ne demektir biliyor musun? Fırlatın demek. Mesela 3, 2, 1. Taksit diyorsun rokete. 3, 2, 1. Taksit. Anladım. Herhalde daha iyi gidiyor roketi. Taksit. Peki peşinat ne demektir Arda? Pişman olmuş at demek Erim abla. Anladım. Orada kal market puan alacağız. Market kapandı, pişman oldu galiba. Atlarımız çok pişman. Evet. Kimle başlayalım? Nisan'dan puan istiyorum. Tamam. İsteyelim. Nisan'cığım, puanlara ihtiyacım var. Sen de bir prenses gibi bir kızsın. Çok ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Aa, Elif de prenses gibi. Oyunlar oynarım seninle. Sana masallar anlatırım. Tabii lütfen. Ki. Saray hikayeleri. Elif Hanım. Olsun. Güzel. Teşekkür ederim. 160 olduk. Efe. Efe Koçit mi diyelim? Evet. Hadi de o zaman. Efeciğim. Seninle çok güzel planlar yapabiliriz. Mesela... Hayvanat bahçesine gidebilirsiniz. Evet, hayvanat bahçesine gidebiliriz. Ya da bir belgesel izleyebilirsiniz. Hadi bana puan ver. 50 puan. Olsun. Teşekkür ederim. Evet, ben seçeyim şimdi. Alya. Tamam. Alya bence bana 50'den fazla verecek gibi hissediyorum ya. Vallahi mi? Evet. Ay inşallah. Hadi Alya bak tatile gidecek. Hem de en yakın arkadaşıyla, bebeklik arkadaşıyla. Evet Alya, ileride senin de böyle şeylere ihtiyacın olacak. Yani. Tatilim geldi. Hadi bana biraz puan ver. Lütfen. Elpam. Olsun olsun. Teşekkür ederim canım. Düşünmen yeter. Mina'dan iste. Minacığım, benim de böyle senin gibi sevimli kulaklarım var. Bence birbirimize çok benziyoruz. Puana ihtiyacım var. Lütfen. Lütfen. Oyunlar oynayacağım seninle. Lütfen. 50 puan. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Bana bak. Arda'dan da 50 alırsak. Gidiyor muyum? Yarışma tarihinde ikinci kişi olacaksın. Ödülü alamayan. Bal yanak Arda'cığım. Tatlı. Arda, ne olur benim bal yanağım, zeka küpüm. Akıl küpüm. Evet Evrim Hanım, biraz yardım edin. Çok puan ver. Tatile gidecek ablalar. Lütfen Arda. Evrim Hanım lütfen bana biraz yardım edin. 500. İşte bu. Ay tebrik ediyorum hemşire, iyi tatiller. Çok İyi ki teşekkür geldin. Ederim. Çok güzel bir enerjin var. Çok tatlısın. Başarılar çok diliyorum sana. Hukuk hayatında. Çok teşekkür ederim. Canlarım görüşürüz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.